Alo. İyi günler. Efendim Kangs. Bir sorumuz vardı, sorabilir miyiz? Tabii ki de buyurun, neden olmasın? Engellilik sadece engellilerin meselesi mi? Hayır değil. Yani açarsak konuyu. Yani şöyle bir engelli vatandaşın meselesini, yani şöyle söyleyeyim. Yani onu zora sokacak problemleri zaten kendisi çözemeyeceği için bizim de bir meselemiz olması lazım. Ya da her sağlıklı insan bir engelli adayıdır düşüncesiyle. Evet. Yarın öbürsü gün ne olacağı belli değil. Evet, yani hepimizi bağlıyor bu konuda Tabii ki diyebiliriz de. yani. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumun için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Alo. Merhaba. Merhabalar. Bir anket sorumuz vardı. Cevaplamak ister misiniz? Tabii ki de sizin gibi vefakar arkadaşlarımıza yardımcı olmak isterim. Bir rica ederim. Buyurun. Engellilik sadece engellilerin meselesi mi? Hayır, tabii ki de. Yani konuyu açarsak. Engellilik sadece engellilerin meselesi değil, çünkü onlar özel insanlar ve bizim onlara farkındalık yaratmamak için onlara güzel şekilde davranıp güzel şekilde yardımcı olmamız lazımdır. Ve bu bizim meselemizdir. Engellilere engelli olduğunu hissettirmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Hatta özel insanlardan daha çok bizim için önemlidir. İyi Merhaba. günler. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor şu an, evet. Ya biz size bir sorum vardı. Cevaplar mısınız? Tabii, dinliyorum. Engellilik sadece engellilerin meselesi mi? Yani baktığın zaman bütün bir toplumu ilgilendiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet, yani konuyu açarsak. Konuyu açarsak, mesela bir engelli vatandaş gördüğümüzde ona ters ters bakmamalıyız. Onu engelli olduğunu hissettirmemeliyiz. Ondan sonra toplu taşıma araçlarında onlara öncelik vermeliyiz gibi düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başka bir soru. Engelli bireyler. Acımayacaksın. Acıyormuş gibi konuşmayacaksın, davranmayacaksın. Normal bir birey olduğunun kanaatine varacaksın yani. Zaten engelli bireyler olarak soruyorsun soruyu. Evet. Orada bir hata var. Keşke öyle sormasaydın. Nasıl soraydın mesela? Kanka, ne bileyim, engelli birey deyince yani engel olan ne denir ki ona? Bilemedim şimdi. Aslında çok ince bir noktayı yakaladın yani. Aynen. Çok Ama teşekkür işte ediyorum yine ilgi konuşuyorum. alakana. Evet, Z kuşağının cevaplarını duydunuz. Gerçekten çok samimi, çok içten cevaplar. Ben Z kuşağını gerçekten çok seviyorum. Yani engelli kelimesine bile karşılar. Aynı fikirdeyiz gerçekten. Yeter ki yüreklerde engel olmasın gerçekten. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.